Merhaba, hoş geldiniz dostlarım, birasever arkadaşlarım. Bugün Türkiye'de üretim yapan iki firmanın en çok sattığı iki tane bira markasının testini yapacağız arkadaşlar. Bunlar nedir? Tuborg, Gold ve Efes Malt. Artı bir dinlendirme tekniği yazmışlar. Bunu da konuşacağız arkadaşlar. İsterseniz direkt hatırlamakla başlayalım biralarımızı. Nasıl bir içerisinde hangi ürünleri kullanmışlar? Farklı bir ürün kullanmışlar mı? Bir başlayalım. Tuborg'u aldık elimize. Tuborg'la başlayalım arkadaşlar. Tuborg bütün ürünlerini Alman saflık yasasına uygun olarak üretiyor. Bu Alman saflık yasası nedir? İçerisinde herhangi bir ekstra bir madde ihtiva etmiyor. Nedir bu maddeler? Su, arpa maltı, şerbet tohumu, maya. Evet arkadaşlar, bu 4 maddeyle sadece biralarını yapıyor. Onun için Alman üniversitesinden kendisine Alman saflık yasasına uygun bir üretim belgesi verilmiş. Yani Alman saflığıyla üretilir diyor Almanya'daki üniversite. Alman saflık yasası bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi isterseniz Tuborg zaten biliyoruz. Başka bir özelliği yok. Sadece Alman saflık yasasına uygun olarak üretilmesi. Şimdi Efes'i üzerinden geçelim. Efes eskiden çok güzel bir biraydı. Son 2-3 yıldır, belki birazcık daha fazladır, biraz tadını bozdu. Değiştirdi ve ben de Efes'ten vazgeçtim. Tuborg'cu olduk yani biz de. Yani bira içeceğim zaman ilk birinci Tuborg soruyorum gittiğim tekele. Yoksa elinde kalmamışsa istediğim Tuborg birası, Efes'e geçiyoruz. Yani çok mecbur kaldığımız için. Şimdi Efes de buna istinaden sanırım bizleri duydu. Ve Efes artı bir dinlendirilmiş diye bir logo koydu şişelerine. Belki bu satış stratejisi. Çünkü bu artı bir dinlendirilmiş birayı daha epey zamandır içmediğim için, Efes'i içmemiştim. Hem bunu kıyaslamak için hem de Tuborg'la bir böyle bir kapıştırmak için böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Araştırmalarıma göre birkaç gündür araştırıyorum. Bu artı bir nedir diye. Satış stratejisi mi? Yoksa gerçekten de içerisindeki biraya ihtiva etti mi? Yani bu artı bir nedir? Artı bir arkadaşlar, araştırmam neticesinde biralarını normal yapıyorlar. Yaptıktan sonra dinlendirme aşaması var. Dinlendirme aşamasını bitirdikten sonra tekrardan ayrı bir kazana alıp oradan dinlendirdikleri kadar tekrar dinlendiriyorlar. Hani böylelikle arpanın malt kısmının tadını daha çok biraya geçmesini sağlıyorlar diye anlatıyor. Ve daha zengin bir lezzet oluşuyormuş. Daha denemedim ama şimdi deneyeceğiz. Bakalım bu artı bir dinlendirme gerçekten de Efes'e zengin bir lezzet, arpa maltının yoğun alma ve şerbetçi otunu nasıl etkiledi? Yoksa tabiri caizse yine eskisi gibi, yani 2-3 yıldır ki olduğu gibi gazoz gibi bir bira mı sunuyorlar bize? Çünkü Efes bildiğim kadarıyla karbondioksiti çok fazla kullanan bir özelliklerinde bu malt veya normal tombul şişelerde fazla kullanıyordu. Yine eskisi gibi kullanıyor mu? Ve artı bir dinlendirme bize ne katmış? İsterseniz bir biramızı açalım ve hemen test etmeye geçelim arkadaşlar. Lafı uzatmadan. Şöyle ikisini de ben aynı anda açıyorum. Biralarımızın. Ki birbirine haksızlık yapmayalım. Şöyle Efes'i koyuyorum. Şöyle biraz sallayalım. Köpüğümüz doluşsun üzerinde.
Köpük önemlidir arkadaşlar. Ben çektiğim videolardan anlatmıştırım. Veya da yine de anlatayım. Köpük biranın tadının geçmemesini, yani zamanla kaçmamasını engelliyor ve soğumamasını engelliyor arkadaşlar. Hani biralarınızı bir içerken herhangi bir yerde gittiğiniz zaman bir mekanda biram köpüklü geldi diye şikayet etmeyin. Veyahut da garson arkadaşa bana biraz birayı köpüksüz koy demeyin. Çünkü hani lezzeti kaçıyor biranın. Bira bayatlıyor yani, öyle diyeyim. Şimdi Tuborg'u koyalım. Tuborg'un kokusu şimdiden bana geldi. Efes gelmemişti. Şöyle birazcık da yine sallayalım buna. Evet. Şimdi arkadaşlar bu getirdiğimiz Tuborg. Bu da Efes. Gördüğünüz üzere Efes'in köpüğü kalmadı gibi. Bakalım birkaç dakika bekleyelim. Ya da birkaç saniye. Çünkü fazla sürmedi doldurmam. Köpükleri hemen hemen aynı gibi ama Tuborg birazcık daha fazla kalıyor gibi sanki. Şimdi renklerine bakıyoruz. Bu Efes, bu Tuborg arkadaşlar. İkisi de aynı renkte. İkisi de aynı renkte. Gaz salınımı Efes'in birazcık daha fazla. Tuborg'a göre. Şimdi Efes'i alıyoruz. İlk birinci. Madem ki Efes ayrıcalık yapmış, artı bir dinlendirmiş, biz de ona bir artı bir hak verelim. Şerbetçi otu acılığı çok az geliyor. Hani artı bir dinlendirme buna bir şey katmış mı? Anlayamadım pek fazla. Çok hafif bir tat farkı var. Önceki Efes'leriyle. Şimdi Tuborg'umuza geçelim. Bu Efes Tuborg'umuz. Tuborg gerçekten arpanın maltının tadını daha çok alıyorsunuz. Şerbetçi otunu acılığını bir nebze Efes'e göre daha az alıyorsunuz Efes'e göre. Efes'inki yine birazcık fazla. Arpa maltının tadı yine artı bir dinlendirme tekniğine göre yaptıkları halde yine düşük kalmış Tuborg'a göre. Yani Alman saflık yasası kazandı gibi. Tekrardan bir yudum alalım. Ağzınızda içtiğiniz zaman bu Tuborg Gold'u ağzınız dolduruyor, yani böyle bir şey yemiş gibi hissediyorsunuz. Hani bir şeyi ısırmışsınız da çiğniyormuş gibi hissediyorsunuz. Öyle bir yoğunluğu var. Bir de büyük bir yudum Efes'ten alalım. Efes'inki hani bilmiyorum, ikisi de alkol hacmi olarak 5, yani alkol derecesi olarak ikisi de eşit. İkisi de %100 malt diyor ama Tuborg o aldığı Alman saflık yasasına uygun olarak ürettiği için bence artı bir dinlendirme tekniğini uygulayan Efes'e göre yine kendi klasmanında
Tuborg kazandı bence arkadaşlar. Efes bu artı bir dinlendirme tekniğini patentlemek için Almanya'ya başvurmuş. Enstitü'ye. Eğer kabul görürse işte güya üretimde üçüncü bir bira üretiminde üçüncü bir üretim tekniği geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Bu ne kadar başarılı olmuş benim damak tadıma göre illaki var. Farkı var. Önceki Efes'lere göre farkı var. Hani inkar etmemek gerekiyor. Ama karşısında kendi klasmanında aynı bira özelliklerinde olan bir Tuborg'la yarışamadı. Çünkü hani belki şerbetçi otunu farklı kullanıyor Tuborg. Belki arpanın maltını çok organik olarak yetiştiriyor kendisi. Ondan mıdır? Üretim aşamalarını hangi suyu kullanıyor? O da çok önemli. Su da çok önemli. Bira üretiminde. Biliyorsunuz bira ilk çıktığı zaman %70, %80 alkolle çıkıyor. Suyla onu açıyorlar. %5'e kadar düşürüyorlar. Kendi standart alkol seviyesine gelene kadar. Belki bu kullandığı suyla alakalı. Ama benim tercihim yine Tuborg'dan yana oldu arkadaşlar. Efes 3-4 yıldır içmiyordum. Değişim yaptıktan sonra yeni bir etiket yapmışlar. Zenginleştirilmiş bir tat diye artı bir. Ama yine kazanamadı. Artık etiketi değiştirmektense içeriğini değiştirmeye önem vermelerini buradan eğer izlerlerse, görürlerse tavsiye ediyorum. Siz nasıl bir fikriniz nasıl olur? İzledikten sonra yine böyle benim gibi ikisini alıp içip kıyaslayıp videomun altına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Buradan sonuç olarak Efes galip pardon özür dilerim. Tuborg'a ayıp olmasın. Ayıp yaptık şimdi. Tuborg galip geldi arkadaşlar. Biranız bol, severiniz bol, arkadaşınız bol olması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.